Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında haftanın ilk işlem gününde takip edilen endişeler değerli metale destek olmaya devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiği yönündeki açıklamaları piyasalar üzerindeki iyimserliği artırması ile birlikte risk iştahında gözlemlenen toparlanma ile beraber ons altında da aşağı yönlü hareketlerin sürdüğünü gördük. Haftanın ikinci işlem gününde ise Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilcisi Robert Lightsinger, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Munich ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile yaptığı telefon görüşmesinde anlaşmaya bağlılıklarını teyit ederek daha ileri gitmek için atılacak adımlar konusunda mutabık kaldıkları açıklamalarıyla beraber ons altında aşağı yönlü sınırlı hareketlerin sürdüğünü gördük. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1920 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Artan talep ile birlikte ons altının yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda sırası ile 1925, 1933 ve 1940 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1910 1902 ve 1890 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar Türk Lirası tarafında ise haftanın ilk işlem gününde zayıf ve ekonomik akışı devam ederken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurda son dönemde yaşanan yükselişin ardından bir dizi sıkılaştırmacı adımlar atarak fonlama maliyetini yukarı çekti ve geç likidite penceresi repo imkanı ile piyasaya 1 milyar Türk lirası verdi. Dolar tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdikten sonra piyasalar üzerindeki imserliğin arttığını gördük. Haftanın ikinci işlem gününde ise yurt içerisinde imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı Ağustos ayında 2,6 puan artarak %73,3 seviyesine yükselirken reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 5,5 puan artarak 106,2 seviyesinde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yeni konut satışları Temmuz ayında %13,9 ile beklenenden fazla artarken Conference Board tüketici güveni Ağustos ayında 91,7 seviyesinden 84,8 seviyesine geriledi. Dolar endeksi Amerika Birleşik Devletleri ile Çin imserli ve koronavirüs aşısı konusundaki ilerleme haberleriyle birlikte gerilerken Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağından negatife çevirmesine ek olarak Doğu Akdeniz'e devam eden jeopolitik riskler ve 550 seviyesinin üzerinde bulunan CDS primimiz Türk lirasını zayıflatmayı sürdürmesi sonucu Gün sonunda kurun yukarı yönlü sınırlı hareketlerini sürdürdüğünü gördük Dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 7,38 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz Gelebilecek satışlarla birlikte kurdaki elimin Aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda sırası ile 7,36, 7,33 ve 7,30 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gelebilecek olası alışlarla birlikte kurdaki elimin yukarı yönlü hareketlerinde ise 7,40, 7,42 ve 7,45 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gram altın tarafında ise haftanın ilk işlem gününde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı önlemler ve kurda yukarı yönlü sınırlı hareketler sürerken takip edilen gelişmelerle birlikte risk iştahındaki artış değerli metali baskılaması ile gram altının gün içerisinde yatay hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Haftanın ikinci işlem gününde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının yeniden başlayacağı yönündeki sinyallerle birlikte ons altının baskı altında kalmasına neden olurken Türk varlıklarının baskı altında kalmaya devam etmesi Kurda yukarı yönlü sınırlı hareketlerle beraber gram altında da yukarı yönlü sınırlı hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Gram altına teknik olarak baktığımızda 457 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 455 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlümin devam etmesi durumunda sırası ile 460, 462 ve 465 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 455, 453 ve 450 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise haftanın ilk işlem gününde Euro bölgesi ve yurt içerisinde zayıf ve ekonomik akışı sürerken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurda son dönemde yaşanan yükselişin ardından bir dizi sıkılaştırmacı adımlar atarak fonlama maliyetini yukarı çekti ve geçlikli de penceresi repo imkanı ile piyasaya 1 milyar Türk lirası verdi. Haftanın ikinci işlem gününde ise yurt içerisinde imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Ağustos ayında 2,6 puan artarak %73,3 seviyesine yükselirken reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 5,5 puan artarak 106,2 seviyesinde gerçekleşti. Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların etkisiyle birlikte %9,7 daralırken İFO iş ortamı endeksi Ağustos ayında 92,1'lik beklentilere karşın 92,6 seviyesinde gerçekleşti. Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağından negatife çevirmesine ek olarak Doğu Akdeniz'de devam eden jeopolitik riskler ve 550 seviyesinin üzerinde bulunan CDS primimiz Türk lirasını zayıflatmayı sürdürmesi sonucu çaprazın yukarı yönlü sınırlı hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 8,73 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 8,75 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 8,70 8,68 ve 8,65 seviyelerini yakından takip ettiğim Önemli destek noktaları Gelebilecek olası alımlarla birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketlerinde ise 8,75, 8,77 ve 8,80 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Euro-Dolar paritesinde ise haftanın ilk işlem gününde Euro bölgesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde zayıf ve ekonomik akışı sürerken dikkatler Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ilişkiler ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse karşı plazma tedavisine acil durum onayı vermesinin ardından artan iyimser hissiyat üzerindeydi. Haftanın ikinci işlem gününde Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların etkisiyle beraber %9,7 daralırken İFO iş ortamı endeksi Ağustos ayında 92,1'lik beklentilerin karşısında 92,6 seviyesinde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise yeni konut satışları Temmuz ayında %13,9 ile beklenenden fazla artarken Conference Bors Tüketici Güveni Endeksi Ağustos ayında 91,7 seviyesinden 84,8 seviyesine geriledi. Dolar endeksindeki Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki iyimserlikle birlikte koronavirüs aşısı konusundaki ilerleme haberleriyle beraber gerilerken Paritenin 1,18 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayarak yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,1820 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,1790 destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda sırası ile 1, 18, 40, 1, 18, 70 ve 1, 19, 10 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Pariterin aşağı yönlü harekete geçmesi durumunda ise sırası ile 1, 17, 90, 1, 17, 60 ve 1, 17-30 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent Petrol tarafında ise haftanın ilk işlem gününde artan koronavirüs vakaları petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde körfezi vurması beklenen kasırgalar ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında artan iyimserlik hissiyatının piyasaları desteklemesi sonucu Brent petrolün yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Haftanın ikinci işlem gününde ise devam eden endişeler petrol fiyatları üzerine baskı oluşturmaya devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilcisi Robert Lightzinger, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Stephen Münik'in ve Çin Başkan Yardımcısı Liu He'nin yaptığı telefon görüşmesinde anlaşmaya bağlılıklarını teyit ederek daha ileri gitmek için atılacak adımlar konusunda mutabık kaldıklarını açıkladılar. Gün içerisinde takip edilen aşı imserliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasının yeniden başlayacağı sinyalleriyle beraber Brent petrolde de yukarı yönlü hareketlerin sürdüğünü gördük. Brent petrole teknik olarak baktığımızda 45 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 44,40 destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda petroldeki yukarı yönlü eğilimin sürmesi halinde 46 dolar 46,60 ve 46,90 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte eylemin aşağı yönlü hareketlerinde ise 44,40 44 dolar 44 ve 43,5 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.